Yurtdışıeğitim.net'ten hepinize sevgi ve selamlar. Biz bugün biraz rahat ve relax bir koltukta kariyer planlamasını konuşacağız ama kariyer planlamasını konuşurken bunu hep liseyi, üniversiteyi, kalıcı kısmını ve çalışma ve göçmenlik kısmını anlattık. İşin biraz daha özüne ve temeline inelim istiyoruz. Bu kariyer planlamasının içerisine, hani üniversitede dahil etmeyelim de liseden başlayaraktan işi organize edelim. Aslında biraz burada seslenişimiz ebeveynlere ve anne babalara olacak. Lütfen çocuklarınızın kariyer planlarını konumlarken, planlamasını yaparken liseyi de dahil ederekten bir sistemi içerisine alın. Biz bugün yanımda Bahadır Bey varken ve Kanada özelini anlatırken Kanada'da lise eğitimi nasıldır? Eğitimde nelere dikkat ediyorlar? Eğer liseyi Kanada'da aldırırsak çocuğumuza nasıl imkan ve fırsatlar var? Birlikte değerlendirmiş olacağız. Hazır mısınız yeni video serimize? Hazırız. Buyurun o zaman. Kanada'da lise. Lise eğitimi. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Kanada'da lise eğitimi gerçekten de ezbere dayalı olmayan, dünya standartlarının çok üzerinde bir eğitim sistemi. Şöyle ki dünyanın önde gelen lise eğitimler arasında Kanada ilk 3'te bulunuyor. Bunlar zaten işte Finlandiya, Singapur veya bunların yeri değişiyor. Singapur, Finlandiya, Kanada olarak şekilleniyor. Bizim ülkemizdekine benzer vaktiyle uygulanan bir kredili sistem durumu var. Fakat bu kredili sistem bizdeki böyle sırf krediyi doldurmak için doldurulan bir sistem değil. İçi çok dolu, daha çok pratiğe dayalı. Ve lise döneminde dahi öğrencileri belli alanlarda uzmanlaştırmaya yönelik tamamen uygulamalı eğitimlerin de verilebildiği lise tipleri var. Kanada özelinde, Kanada ülkesi içerisinde lise tipleri de kendi içinde farklılaşıyor bu arada. Bizim District School Board'lara bağlı olan devlet liseleri dediğimiz liseler söz konusu, aynı Türkiye'de olduğu gibi. Bunun yanında özel liseler söz konusu. Kredi tamamlama liseleri söz konusu, yine özel liselerin başlığının altında olan. Çünkü bazen buradan eksik kredilerle giden veya işte lisesini orada saydırmaya çalışan fakat burada bazı dersleri almadığından ötürü orada okullara kaydolamayan öğrencilerin kredi tamamlaması da gerekebiliyor. Bu tip liseler de söz konusu. Bir de bunun haricinde vakıf liseleri söz konusu. Girilmesi en zor tipte liseler. Sadece maddiyata da bakmıyor, sadece ortalamaya da bakmıyor. Bazı böyle işte reputation'a falan da bakan liseler böyle. Özellikle işte bazı diplomatların falan yani çocuklar öncelikli olarak tabii kabul ediyor. Background'a bakıyor. Yani oradaki security olayları dikkate alınıyor özellikle falan. Çünkü hani yanınıza bakıyorsunuz bilmem nelerin Dışişleri Bakanı'nın çocuğu, bilmem nelerin işte başkanının çocuğu falan. Hani öyle olduğu zaman da tabii ki hani bazı ayrımlara tabi tutulabiliyor. Ücretler de tabii yine benzer şekillerde farklılaşıyor. Devlet liseleri, özel liseleri ve vakıf liseleri olarak. Neden Kanada lise okumalıyızın cevabı da aslında ilk videonun başında da bahsettiğim gibi arkadaşlar. Tamamen uygulamaya yönelik, sizi belli alanlarda uzmanlaştırmaya ve sonraki eğitimi hazırlamaya yönelik çok ciddi ve dünya standartının üzerinde bir eğitim verildiği için Kanada lise eğitimi düşünülmelidir. Tabii ki bunun için bunu düşünürken maliyetler de söz konusu olduğundan ötürü kim ebeveynler için çok sıra dışı tabii tutarlar söz konusu olabiliyor. Bunu düşünerek gerekirse çocuğunuzu istiyorsanız ve bütçeniz varsa 9. sınıftan itibaren de göndermeniz mümkün. 10. 11. 12. sınıf için bile sadece göndermeniz mümkün. Fakat burada ben özellikle şunu önermek isterim. Daha önceki videolarda bahsetmiştik işte üniversite kalıcı ayrımından vesaire. Eğer çocuğunuzun üniversiteye devam etmek gibi bir niyeti yoksa o zaman liseye bence göndermenizin çok fazla bir anlamı yok. Direkt kalıcı başlıyor. Evet, fakat akademik eğitim istiyorsa ve belli üniversiteye, top üniversiteye girmek istiyorsa bana sorarsanız 9. sınıftan sonra veya 10. sınıf hemen bitirir bitirmez 11 ve 12'yi almak üzere en az Kanada'ya gönderebilirsiniz. Bu arada eyaletler arasında da farklılık arz ediyor lise sistemi biraz ve lise sonrası geçiş sistemi. Bunların herhalde sonraki videolarda bahsedeceğiz. Evet. Kanada'da lise eğitimiyle ilgili gerekli bilgileri seri videolar halinde size ulaştırmaya çalışacağız sevgili gençler, anne babalar, Kanada'da eğitim sistemine ilgi duyan siz sevgili bireyler. Lütfen takipte kalın ve eğer Kanada'da lise eğitimine meraklıysanız da o video serisinin tamamını izlemeye çalışın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.